Deniz görüntü net mi? Cam kameramız yan. Şey mi? Hemen düzeltelim. Tamamdır hocam. Tamam. Tamam koçum. Evet, şimdi arkadaşlarım bağıl harekete geçiyoruz. Ne demektir bağıl hareket? Değerli arkadaşlarım şöyle ifade edeceğiz. İki hareketlinin birbirine göre hareketine bağıl hareket. Bağıl hareket. Arkadaşlarım hızına ise bağıl hız diyoruz. Bağıl hız diyoruz. Arkadaşlarım bağıl hız bulunurken, bağıl hızı hesaplarken gözlemci hep kendini duruyor kabul eder. O yüzden de gözlemciyi durgun kabul ediyoruz değerli arkadaşlarım. Gözlemci kendi hızını ters çevirip gözlemlediği nesneye ekler. Onun için de V bağıl hızımız değerli arkadaşlarım, V bağıl hız eşittir V cisim eksi V değerli arkadaşlarım gözlemci. O yüzden her zaman gözlemcinin hızını vektörel olarak çıkarıp değerli arkadaşlarım cismin hızına eklediğimizde bu bize bağıl hızı verilir. Bazen de sorularda bağıl hız ve gözlemcinin hızı verilip cismin hızı sorulursa arkadaşlarım cismin hızı o zaman da dikkat edin lütfen V cisim eşittir gözlemciyi diğer tarafa ekleyecek olursak V bağıl hız artı değerli arkadaşlarım V gözlemci olacaktır. Gözlemcinin yani bize cismin bağıl hız ve gözlemcinin hızı verilip de cismin hızı sorulduğunda bu ikisini ekleyerek buluruz. Ekleyerek. Mesela değerli arkadaşlarım şöyle bir örnek üzerinden derdimi anlatmaya çalışayım. Bana diyor ki sevgili arkadaşlarım bana şöyle diyor. Doğu yönünde diyor. Doğu yönünde 6 metre bölü saniye hızla hareket eden bir gözlemci bir aracı kuzey yönünde 10 metre bölü saniye hızla hareket ediyor olarak gözlemliyor. Aracın yere göre hızı hangi yönde kaç metre bölü saniyedir diye bir soru geldiğinde şimdi dikkat etmenizi rica ediyorum arkadaşlarım. Hemen şey çiziyorum buraya. Yönleri belirtiyorum. Burası kuzey, burası da doğu. Arkadaşlarım bizim aracımız doğuya doğru gidiyormuş. Gözlemcimiz doğuya doğru. Gözlemci bu. 6 metre bölü saniye. Gözlemlediği cismi ise ya da aracı ise kuzey yönünde 8 olarak görüyor. Değerli arkadaşlarım, bu hız bağıl hız oluyor. Bu hız bağıl hız 8 metre bölü saniye. Bu gözlemci arkadaşlarım 6 metre bölü saniyede ve gözlemci. Şimdi bize aracın değerli arkadaşlarım yere göre hızı nedir dediğinde işte burada şuradaki ikinci bağıntıyı kullanacağız. Bu 1, bu 2 idi. Değerli arkadaşlarım buradaki ikinci bağıntı. Çünkü bize bağıl verilmiş, gözlemci verilmiş.
cisim soruluyor. Bunları alıp ucuca ekliyorum arkadaşlarım. O yüzden de gözlemciyi alıp cismin ucuna ekleyecek olursak ikisinin bileşkesi 10 metre bölü saniye çıkacaktır. İşte aracımızın yere göre hızı bu. Peki yönüne ne diyeceğiz? Şimdi arkadaşlarım, şu açı 45 derece olmadığı zaman, açı değerli arkadaşlarım alfa, 45 dereceden farklı olduğu durumlarda kuzeydoğu diyemezsiniz. Kuzeydoğu ya da güneydoğu, güneybatı gibi kavramlar tam 45 derece için kullanılır. 45 dereceden farklı olduğu durumlarda cevabımızı şöyle, kuzeydoğu arası diyoruz değerli arkadaşlarım. Onun için de 10 metre bölü saniye hızla kuzey arkadaşlarım, kuzey doğu arası, kuzey doğu arası diyoruz. Tam kuzeydoğu demiyoruz çünkü açı farklı. Ya da şuradaki açıyı bulup işte doğu ile ya da kuzey ile, atıyorum mesela şu açı 37 derece. Değerli arkadaşlarım, siz bu durumda şöyle diyebilirsiniz. Kuzey ile 37 derece açı yapacak şekilde doğu yönünde 10 metre bölü saniye hızla hareket ediyor da diyebiliriz. Hocam, şimdi geldim. Efendim? Bir şey sorabilir miyim? Bir soruda kuzey yönünde 10 metre bölü saniye hızla hareket ediyor olarak görüyor dedik ama şekilli ve bağlı 8 metre bölü saniye yazdık. Onu ben mi yanlış anladım? Yanlış yazmışım hayatım. Haklısın. Tamam, çok çok doğru söylüyorsun. Ben yanlış yazmışım. Hemen düzeltiyorum. Bu 10 değil. 8 metre bölü saniye hayatım. Kesinlikle haklısın. Evet. Geçtim değerli arkadaşlarım burayı. Şimdi değerli arkadaşlarım, diyelim ki bir dört yol ağzı olsun. Bir dört yol ağzı var. Şöyle bir dört yol ağzımız var. Şöyle. Arkadaşlarım, şimdi burası doğu yönü. Burası kuzey yönü, bu taraf güney ve burada batı yönü. Şimdi bu dört yol ağzında üç tane aracımız olsun sevgili arkadaşlarım. Diyelim ki birinci aracımız şu X aracımız olsun. X aracı değerli arkadaşlarım bu yönde 3 metre bölü saniye hızla hareket ediyor olsun. Burada kuzeyde bir Y aracımız olsun. O da 4 metre bölü saniye hızla kuzeye gidiyor olsun. Değerli arkadaşlarım, burada da üçüncü bir aracımız var. Z aracı. O da 4 metre bölü saniye hızla doğuya hareket ediyor olsun. Şimdi bana diyor ki değerli arkadaşlarım, bu üç tane aracımızın birbirine göre hızlarını soruyor. Birbirlerine göre bağlı hızlarını soruyor. Şimdi diyelim ki arkadaşlarım, A şıkkı desin ki X aracına göre Y hızı, X'e göre Y'nin hızı. B şıkkı desin ki arkadaşlarım, Z'ye göre X'in hızı. C şıkkı da desin ki değerli arkadaşlarım, Y'ye göre Z'nin hızı. Ve üçünün de yönü. Böyle bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlarım, buraya bakacak olursak, şimdi birincisinde diyor ki X'e göre gözlemci kim? Soru şöyle sorduğumuzda kime göre diye sorarsak, aldığımız cevap gözlemcidir. X'e göre. Kime göre? X'e göre. O zaman gözlemcimiz X. Arkadaşlarım, Y'yi aynen alıyorum. Y'nin hızı kuzey yönünde 4'tü. 4 metre bölü saniye. X
doğu yönünde 3'tü. Ters çevirirsem arkadaşlarım x'i alıp ters çevirecek olursam batıya doğru 3 oldu. İşte sevgili arkadaşlarım x'e göre y'nin hızı bu şekilde 5 metre bölü saniye. Arkadaşlarım burası da kuzey batı arası. Onun için cevabımız A şıkkının cevabı değerli arkadaşlarım. 5 metre bölü saniye hızla kuzey batı arası diyorum. Kuzey batı arası. Geldim B şıkkına. B şıkkı bize diyor ki Z'ye göre X'in hızı. Z'ye göre X'in hızı. Bu sefer Z gözlemci değerli arkadaşlarım. O zaman X'i aynen alıyorum. X'i aynen alıyorum değerli arkadaşlarım. X doğu yönünde 3'tü. Bu X aracımız hızı da Vx eşittir 3 metre bölü saniye. Gözlemcimiz Z. Z de doğuya 4'tü. Ters çevirip ekliyorum. Bunun ucuna ters çevirip ekleyecek olursam bu tarafa doğru değerli arkadaşlarım Y'nin hızı da 4 metre bölü saniye. X'in başlangıç noktasından, X'in başlangıcı buraydı. Y'nin de bitimi bura. İşte bu vektörel bakın, vektörel işlem yapıyorum. Bu bize, değerli arkadaşlarım, bu bize Z'ye göre X'in hızı oluyor. O da 1 metre bölü saniye çıkacaktır. Onun için cevabımız değerli arkadaşlarım, 1 metre bölü saniye hızla batıya. Batı olarak görecek. C şıkkına gelecek olursak Y'ye göre Z'nin hızı diyor. Arkadaşlarım Z'nin aynen alıyorum. Z'de. Çünkü Y'ye göre gözlemcimiz Y. Onun için Y arkadaşlarım 4 metre bölü saniye hızla doğu yönündeydi. X kuzeye 4'tü. Ters çevirip güneye çeviriyorum. O zaman değerli arkadaşlarım Y'miz aracımız da 4 ile güney oldu. Ters çevirdik. İşte bu ikisinin bileşkesini bulduğumuzda bu değer bize sevgili arkadaşlarım buradaki değer 4 kök 2 olacak. 4 kök 2 metre bölü saniye. Onun için cevabımız sevgili arkadaşlarım C şıkkının 4 kök 2 metre bölü saniye hızla sevgili arkadaşlarım güney doğu diyoruz. Güney doğu. İşte. Evet. Bunu da geçiyorum. Burada sormak istediğiniz bir durum yok ise. Şimdi geldik arkadaşlarım bir başka örneğimize. Diyor ki bana değerli arkadaşlarım şöyle diyor. Bir örnek. Arkadaşlarım bağıl hareket biliyorsunuz onu da söyleyeyim. AYT konusu bir de gördünüz çünkü. Onun için bu TYT alanının değil AYT kısmını. Şimdi geldik şöyle başka örneğimiz. Bize diyor ki bana şöyle bir örnek vermiş. Diyor ki doğu yönünde hareket eden bir otobüs şoförü yağan yağmur damlalarını sevgili arkadaşlarım otobüsün ön camına değerli arkadaşlar ön camına düşeyle 53 derece açı yapacak şekilde gözlemliyor. Yağmur damlaları diyor arkadaşlarım. Yağmur damlaları
yağmur damlaları. Düşey olarak, düşey olarak. 6 metre bölü saniye. 6 metre bölü saniye hızla yağdığına göre otobüsün hızı kaç metre bölü saniyedir diye bir sorumuz var. Kaç metre bölü saniyedir diye. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şöyle düşünmenizi rica ediyorum. Şurada bir otobüs şoförümüz var. Otobüsümüz var. Otobüsümüz değerli arkadaşlarım bu şekilde hareket ediyor. Ve hızını bilmiyorum. Bunun hızı bana soruluyor. Düşey olarak yağan yağmur damlaları, normalde yağmur damlalarımız şu şekilde 6 metre bölü saniye hızla yağarken, değerli arkadaşlarım 6 metre bölü hızla yağarken bu otobüsün camına sevgili arkadaşlarım düşeyle 53 derece açı yapacak şekilde çarpıyormuş. Yani yağmur damlaları sevgili arkadaşlarım cama şöyle geliyor. Şöyle. Ve şu açıda 53 dereceymiş. Şimdi arkadaşlarım dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi bu yağmur damlaları araç kendini şoför durgun kabul ettiği için kendi hızını bunun ucuna ters çevirip ekleyerek gözlemliyor. O yüzden de burası değerli arkadaşlarım 53 derece, burası dik, şu açımız 53 derece olur, bu açı 37 derece olur. 37'nin karşısı 6 metre bölü saniye ise 53'ün karşısı da değerli arkadaşlarım bizim aracımızın hızı olacaktır. Bu da 8 metre bölü saniyedir. 8 metre bölü saniye. Geçiyorum değerli arkadaşlarım. Burada sormak istediğiniz bir durum yok ise şöyle bir başka örnek rica ediyorum. Bana diyor ki, şöyle diyor. Şurada bir düzlem aynamız var değerli arkadaşlarım. Şöyle bir düzlem ayna düşünün. Burası yer. Burada da karizmatik bir arkadaşımız olsun. Kimi tercih ederim? Aynayla arası kimin iyidir sınıfta? Murat, senin aran iyi midir aynalarla? Öyle olsun. Öyle olsun. Peki. Bak karizmatik çizdim. O yüzden. Şimdi değerli arkadaşlarım. Murat hareket eden bu tarafa doğru değerli arkadaşlarım V hızı ile hareket eden bir ayna var. Murat da bu tarafa doğru, aynaya doğru 2V hızı ile hareket ediyor olsun. Şimdi bana diyor ki değerli arkadaşlarım iki tane sorumuz var. Burada iki tane sorumuz var. Birincisi şöyle diyor. Murat'ın görüntüsünün yere göre hızı kaç metre bölü saniyedir? B şıkkı da diyor ki Murat kendi görüntüsünü hangi yönde kaç V hızı ile hareket ediyor olarak görür. Ediyor olarak görür diye bir sorumuz değerli arkadaşlarım. Şimdi böyle durumlarda sizden ricam şudur arkadaşlarım. Önce aynayı duruyor kabul edin. Aynayı duruyor kabul edin ve Murat'ın burada görüntüsünü çizelim. Düzlem ayna biliyorsunuz eşit uzaklıkta görüntü oluşturur. Bu Murat, bu da görüntüsü. Şimdi değerli arkadaşlarım ayna duruyor olsa idi, Murat aynaya doğru 2V hızı ile hareket ederse
Görüntüsü de aynıya doğru değerli arkadaşlarım. Eksi 2 ve hızı ile hareket ediyor olacaktı. Şimdi geldik. Bu durumda ikincisi ama ayna da hareket ediyor. Böyle durumda da bu sefer arkadaşlarım Murat'ı hareketsiz kabul ediyorum. Murat hareketsiz olsa idi. Ayna V hızı ile hareket ederse görüntüsü aynı yönde iki kat daha büyük hızla hareket ediyor olur. Ve bu da 2V olur. Hani kuralları hatırlarsanız aynayı alfa kadar döndürdüğünde yansıyan ışın 2 alfa dönüyordu. Aynayı V hızıyla hareket ettirirsek arkadaşlarım görüntü 2 katı hızla hareket eder. İşte bu ikisinin toplamı Murat'ın yere göre hızıdır. Yani şurada durgun bir başka gözlemcimiz olsa idi. Burak şayet Murat'ı izliyor, bu adam ne yapıyor diye bakıyor olsa idi. Murat kendi kendine yürüdüğünü sanıyor ama görüntüsü yerinde duruyor diyecekti değerli arkadaşlarım. O yüzden de Murat'ın yere göre yani buradaki durgun Burak'a göre hızı sıfırdır. Geldik kendisine göre hızını bulacaksak arkadaşlarım yere göre hızından Murat gözlemci olduğu için kendisini ters çevirerek görecek. Onun için de değerli arkadaşlarım yere göre hızı sıfır olduğu için sıfırdı. Gözlemci kendisi olduğu için ters çevirip ucuna eklersek gözlemcimiz eksi 2 ve Murat değerli arkadaşlarım kendi görüntüsünü kendisine doğru 2 ve hızı ile yaklaşıyor olarak görecek. Onun için cevabımız eksi 2 ve yani Murat diyor ki benim görüntüm bana doğru geliyor diyor. Aslında kendi gidiyor ama o görüntüsünün kendine doğru yaklaştığını algılıyor. O şekilde gözlem var. Burada var mı arkadaşlarım anlaşılmayan ya da kafamıza yatmayan bir durum? Merhaba hocam. Sesim geliyor mu? Merhaba. Çok hocam, net geliyor. Hocam A şıkkını tekrar anlatır mısınız acaba? Gayet tabii ki. Kiminle görüşüyorum efendim? Emirhan ben hocam. Alo. Emirhan ben hocam. Ne haber Emirhan, iyi misin? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Tamam. Şimdi Emirhan'cığım, olay şöyle. Hani biz şeyde falan da düzlem aynaları anlatırken şöyle bir şey söyleriz. Hatırlıyorsan. Şöyle bir düzlem aynamız var ve biz bu aynaya şöyle bir ışın gönderdiğimizde bu ışın şöyle yansıyor ise, bir nolu yolu izliyor ise, şayet tutar da biz aynayı herhangi bir yönde şöyle diyelim ki buraya doğru alfa kadar döndürdüğümüzde yeni durumda yansıyan ışınımız şöyle olacaktır. Bu ikisi arasındaki açı 2 alfa olur diyoruz. Bu bir kuraldı. Aynı kural aynaların hızı içinde geçerli. Şöyle bunu anlatayım ben sana kafana yatmazsa çizerek de gösterebilirim o durumu. Şimdi şöyle bir aynamız var. Burada da bir vatandaşımız var. Bu Murat Bey'lerdi. Şimdi dedik ki ayna bu yönde V ile gidiyor. Murat Bey de aynaya doğru 2V ile gidiyor. Şimdi görüntünün yere göre hızını bulurken şöyle yapıyorum. Birinci olarak gidip Murat'ın buraya görüntüsünü çiziyorum. Sonra ayna durgun olsaydı diyorum. Ayna durgun olsaydı Murat aynaya hangi hızla yaklaşırsa görüntü de aynı hızla yaklaşır. Sadece zıt yönlü olur. O yüzden görüntünün yere göre hızı eksi 2 V olurdu. Ayna durgun olsaydı. Ayna hareket ediyor bu sefer. Murat'ı durgun kabul ediyor. Ayna bu tarafa doğru V ile giderse Murat'ın görüntüsü bu yönde 2V ile gider. İşte bu ikisinin toplamı bize yere göre hızı verir. O zaman da yere göre hız sıfır olur. Emirhan yattı mı kafana, yok
Çizerek de hani gösterebilirim kafana oturmadıysa. Biraz daha iyi olacağım. Teşekkür ederim. Çizeyim mi? Diğer anlatayım mı? Hocam gerek yok. Teşekkür ederim. Olmazsa ben sonra tekrar söylerim size. Tamam. Tamam koçum. Geçiyorum değerli arkadaşlarım. Rica ederim. Ne demek? Geçiyorum. Şöyle bir örneğimiz daha var değerli arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir eğik düzlem düşünün lütfen. Şöyle bir eğik düzlemimiz olsun. Bu eğik düzlem şu açı 37 derece değerli arkadaşlarım. Şöyle. Şurada eğik düzlem üzerinde bir cismimiz var. Sürtünmeli bir eğik düzlemmiş bu. Bu eğik düzlem üzerinden V eşittir diyor değerli arkadaşlarım. 10 metre bölü saniye hızla kayarak iniyormuş. Sevgili arkadaşlarım, burada da bir gözlemcimiz var bizim. Burada da bir gözlemcimiz var. Bu gözlemci de sevgili arkadaşlarım, bu gözlemcimiz de bizim. Bu tarafa doğru 8 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Bu gözlemciye göre cismin hareketi diyor. Hareketi nasıl olur diyor. Bu gözlemci bu cismin hareketini nasıl gözlemler diye bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlarım tutar da ben şayet bu 10 metre bölü saniye hızımızı yatay ve düşey bileşenlerine ayıracak olursam, değerli arkadaşlarım, yatay ve düşey bileşenlerine ayıracak olursam, bu 10 metre bölü saniye hızımızın bu yöndeki bileşen 8, aşağı doğru olan bileşeni de 6 metre bölü saniye olacak. Şimdi arkadaşlarım, bundan sonra biz gözlemciyi ters çevirip ekleyebiliriz. Şimdi bizim bu yönde 8, buraya doğru 6 var ise değerli arkadaşlarım, 8'i ters çevirip eklediğimizde bunun yatay hızını yok eder. O yüzden bizim gözlemcimize göre bu cismimiz düşey olarak aşağı doğru 6 metre bölü saniye hızla hareket ediyor olarak gözlemlenir. Gözlemcimiz cismi 6 metre bölü saniye hızla düşey aşağı doğru hareket ediyormuş gibi görür. Evet arkadaşlarım, şimdi buraya kadar normal bağlı hareket, şimdi de nehir hareketlerine geçeceğim. Buraya kadarla ilgili sormak istediğiniz bir nokta yok ise nehir hareketlerine geçiyorum. Nehir hareketleri. Şimdi arkadaşlarım, nehir hareketlerinde 3 ayrı durumda inceleyeceğiz. Birincisi değerli arkadaşlarım, akıntı ile aynı doğrultuda hareket. Akıntı ile aynı doğrultuda. Aynı doğrultuda hareket. Şimdi geldik. Arkadaşlarım, diğer sayfaya geçeyim. Şöyle düşünmenizi rica ediyorum. Şöyle bir nehir düşünün lütfen. Şöyle bir nehrimiz var. Bu nehirde değerli arkadaşlarım, suyun bir akıntı yönü ve hızı var. Arkadaşlarım, onu VA ile gösteriyoruz. Akıntı hızı dediğimiz hız, akıntının yere göre hızıdır. Akıntı hızı dediğimizde, akıntının yere göre hızı. Yere göre hızı. Şimdi sevgili arkadaşlarım, iki tane de gözlemcimiz olsun, yüzücümüz olsun burada. Arkadaşlarım, X bu yönde VX hızıyla yüzüyor olsun. Y de bu yönde VY hızıyla. Arkadaşlarım, VX X'in suya göre hızı, X'in suya göre hızı. VY ise
Y'nin suya göre hızı. Şimdi arkadaşlarım, bu durumda yere göre ya da yerde durgun olan gözlemciye göre, bakın yere göre dediğimizde bizim anlatmaya çalıştığımız şey durgun bir vatandaşa göre ifadesi gelir. Şimdi bu durumda sevgili arkadaşlarım, yerdeki durgun bir gözlemciye göre X'in ve Y'nin hızlarına bakacak olursak ve X yer diyorum arkadaşlar. Akıntı ile X değerli arkadaşlarım zıt yönlü olduğu için farkını alacak şekilde gözlemler. İkisinin farkı. Değerli arkadaşlarım, Y için ise akıntı ile aynı yönde olduğundan ikisinin toplamı olarak görür. İşte akıntı ile aynı doğrultuda harekette, akıntı ile aynı yönlü ise topluyoruz, zıt yönlü ise farkın alarak yerdeki gözlemci olayı bu şekilde görüyor. Sanki şey gibi düşünebilirsiniz. Otobüsün içinde hem otobüs gidiyor hem de siz. Otobüste siz aynı yönde gidiyorsanız, değerli arkadaşlarım, otobüsün içinde arkadan öne doğru hareket ediyorsanız, dışarıdan bakan birisi sizi otobüsün hızı artı kendi hızınızın toplamı olarak görecek. Çok tersi yönde gidiyor olsaydınız da farkı şeklinde. Burada da aynı durum geçerli. Sanki bu nehirin içinde, yani otobüs, nehirli bir otobüs gibi düşünün, akıntı hızı da otobüsün hızıymış gibi kafanızda canlandırabilirsiniz. Şimdi geldik değerli arkadaşlarım, bunun soru tiplerine. Şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Bana diyor ki değerli arkadaşlarım, şöyle bir nehrimiz var. Bu nehrimizin burası K doğrultusu, burası L doğrultusu değerli arkadaşlarım. Bu K doğrultusundan bir X yüzücüsü ve X hızı ile, değerli arkadaşlarım, L doğrultusundan da bir Y yüzücüsü ve Y hızı ile birbirlerine doğru hareket ediyorlar. X ve Y'nin suya göre hızlarıymış bu hızlarda. Şimdi soru şöyle diyor değerli arkadaşlarım. X ve Y yüzücüleri suya göre şekildeki gibi ve X ve V'yi hızları ile harekete geçiyorlar. Yüzücülerin karşılaşma süreleri diyor arkadaşlarım. Bir, akıntı hızına. 2 diyor arkadaşlarım, ikincisi akıntının yönüne. 3 diyor arkadaşlarım, yüzücülerin hızlarına. Niceliklerinden hangilerine bağlıdır diye bir sorumuz var. Sizce hangilerine bağlıdır arkadaşlarım? Deniz hepsine bağlı olur diyor burada. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakacak olursak, şimdi şuraya dikkat etmenizi rica ediyorum. İşlem yapıp yine göstereceğim ama şuradan da şöyle düşünebilirsiniz. Akıntı bunlardan birine ekleyip diğerinden çıkaracağım için bu iki yüzücünün birbirine göre hız büyüklükleri
Vx artı Vy'dir. İkisinin toplamıdır. O yüzden de değerli arkadaşlarım, bu ikisinin toplamına eşit olacağından hiçbir şekilde akıntının hızına ve yönüne bağlı değildir. İşleme dökecek olursam, bu iki yüzücü arası uzaklığa d diyecek olursam değerli arkadaşlarım, farz edelim ki akıntı da bu yönde olsun. O zaman d uzaklığını şöyle bulurum. X'in aldığı yolla y'nin aldığı yolun toplamına eşittir derim. Değerli arkadaşlarım, bu durumda vx artı va çarpı t, y'nin aldığı yolda, o da vy eksi v akıntı çarpı t deriz. Arkadaşlarım, gördüğünüz gibi bunlar birbirlerini götürür. O yüzden de d vx artı vy çarpı t çıkacaktır. Bu durumda da süre arkadaşlarım aralarındaki uzaklığa ve iki yüzücünün hızına bağlıdır. İki yüzücünün hızına bağlı. İki yüzücüye akıntı aynı süre etki ettiği sürece akıntının yönü ve büyüklüğü önemli değildir. Peki ben bu soruyu tersten sorsa idim. Arkadaşlarım, bu durumda ne derdiniz? Şimdi bu sefer de şöyle sorsam. İki tane yine değerli arkadaşlarım yüzücümüz olduğunu varsayalım. Ya da motor, kayak gibi şeyler de diyebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, biri k doğrultusundan vx hızıyla harekete geçiyor. Diğeri de l doğrultusundan aynı yönde harekete geçiyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bana dese ki yine, bana dese ki bu y idi. X'in y'yi yakalama süresi nelere bağlıdır dese. X'in y'yi yakalama süresi nelere bağlıdır derse. Arkadaşlarım, yine akıntının yönü ve büyüklüğü etkili olmaz. Şimdi diyelim ki şurada falan karşı yakalayacak olsa x'in aldığı yol bu. Y'nin aldığı yol bu. Arkadaşlarım, x'in arasındaki fark da bu mesafedir. O yüzden de şöyle yazmam gerekir. Dx eksi dy eşit olmalıdır. Vx dx gördüğüm, yani dx'in değerini bulurken vx akıntı bu yönde olsun. Vx artı v akıntı derim değerli arkadaşlarım çarpı t. Dy yerine de eksi vy artı v akıntı çarpı t derim. Arkadaşlarım, gördüğünüz gibi buradan da çektiğimizde vx eksi vy çarpı değerli arkadaşlarım çarpı t gelecektir. Yine akıntının hızı ve yönü bu yüzücülerin karşılaşma sürelerinde bir etkisi yok. İkisine de çünkü aynı süre etkiliyor. Peki şimdi değerli arkadaşlarım, olayı biraz değiştirip şöyle sorsam ne dersiniz? Şimdi bana diyor ki, bu sefer soru biraz farklı. Bura K doğrultusu, bura L doğrultusu. Arkadaşlarım, K doğrultusundan bir yüzücümüz sabit suya göre V hızı ile harekete geçiyor. T bir sürede karşı kıyıya ulaşıp buradan da T2 sürede aynı yere T2 sürede geri dönüyor. Bana diyor ki değerli arkadaşlarım, diyor ki akıntımız bu yönde imiş. Akıntımız bu yönde imiş. Şayet akıntının hızını arttırırsam diyor. Akıntı hızı arttırılırsa T1, T2 ve T1 artı T2 süreleri nasıl değişir diyor. Nasıl değişir? Arkadaşlarım, şimdi giderken akıntı ile yüzücü aynı yönde olduğu için ikisinin toplamını alıyoruz. Doğal olarak da akıntıyı arttırdığımızda
akıntıyı arttırdığımızda yere göre hız artacağından bu aralığı alma süresi kısalır. Onun için T1 azalır. Dönerken ise zıt yönlü olduğundan farkın alacağı T2 artar. Peki geldik T1 artı T2 ne oldu? Evet, karizmatik bir arkadaş arıyorum bu soruya cevap verebilecek. Var mıdır? Burak Bey. Hocam ama bir saniye, bir şey yazmam lazım. Efendim Murat Bey, buyurun. Bir saniye, denklem yazıyorum. Denklem yazıyorsun. Yerim senin denklemini. Hocam. Efendim? Cevap vermeyi deneyebilir miyim? Yoksa... Çok çok mutlu, çok mutlu olurum şekerim. Değişmez demek isterim. Evet, benim aradığım cevap da buydu. Ben bunu arıyordum zaten. Düştüm değil mi? Şimdi baş başa olsaydık ben bu durumda nasıl bir cevap verirdim biliyorsun değil mi? Saf saf konuşma diye. Alex Alex konuşma lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Artar mı hocam? Artar. Arkadaşlarım şimdi dikkat edin. Bu sefer niye artar? Şimdi akıntıyı arttırdığınız anda gidiş süresince akıntı T1 azalacağından giderken arkadaşlarım akıntı daha kısa süre etki ediyor. Oysa dönüşe T2'ye daha uzun süre akıntı zıt yönde. Bakın beni desteklerken daha kısa bir süre etkide bulunuyor. Dönerken ise bana daha uzun süre problem çıkarıyor. O yüzden değerli arkadaşlarım artar. Hatta şöyle bile düşünebilirsiniz. Yani akıntı yüzücüğün hızından büyük olup hiç dönmeyebilir bile. Dönemeyebilebilir. Onun için değerli arkadaşlarım cevabımız artar olacak. Murat bize kurduğu denklemi söylesin derim ben. O şeyler açılınca söyleyecek. Hemfikir miyiz sevgili arkadaşlarım? O yüzden akıntı bakın. İkisine de gidiş ve dönüşte aynı süre etki etseydi değişmez derdik. Ama arkadaşlarım gidiş ve dönüş süreleri farklı olduğu için akıntının etkime süresi giderken ve dönerken farklı oluyor. Ve bu şartlar altında da değerli arkadaşlarım şey olmuyor. Gidiş dönüş süresi de bir değişim oluyor. Azaldığı deseydi şey mesela akıntının hızına... Lütfen. Hocam şimdi sizin dediğiniz şey aslında hani mantıken düşününce doğru ama yani ki, zaten doğru ama şimdi bunu denkleme döktüğünüz yani dökebilir misiniz denkleme? Denkleme döktüğünüz hayır, zaman tabii, hani... Ahmet'im, tabii ki Ahmet'im Yiğidim aslanım hemen dökelim. Ya ben diyelim ki mesela sorun oldu değil mi? Şimdi gel şöyle yani, yapalım mesela. Şöyle yapalım istersen. Şu KL aralığına KL aralığına bir değer verelim. Kaç metre olsun diye. 12. Arkadaşlarım efendim? 12 olsun 120 hocam. Metre. 120 metre verdim. Ha, düzgün çıksın diye bunu yaptım. Şimdi arkadaşlarım başlangıçta da bizim yüzücümüzün hızı 6, akıntı hızımız 2 olsun. O zaman değerli arkadaşlarım bu K'dan L'ye gidiş süresi, K'dan L'ye gidiş süresi 120 bölü, değerli arkadaşlarım 120 bölü 8'den T1 15 saniye çıkar. Şimdi geldik L'den K'ya dönerken ise hızları zıt yönlü olduğu için farkını alırım, farkını 4 yapar. 120'ye bölersem dönüş süresi de 30 saniye olur. Toplam süremiz de 45 saniyedir. Şimdi akıntının hızını 4 yapalım. Akıntı hızını 4 yapacak olursam ben, değerli arkadaşlarım, akıntı hızını 4 yapacak olursam, o zaman toplam hızım 10 olur Ahmet Bey. 120'ye böldüğümde 12 saniyede L doğrultusuna ulaşır. Geri dönerken ise 6 ile 4 farkını alırım. 2 olur. 2.
122'ye bölersem 60 saniye çıkar. Topladığımızda 72 saniye çıkar. Teşekkürler hocam. Yattı tamam. Yattı mı kafana? Evet hocam. Rica ederim. Arkadaşlar burada tersi olsaydı, bakın bu soruda şey deseydi, akıntı hızı artırılırsa demiştik, azaltılır dese idi de, bu sefer T1 artar, T2 azalır, T1 artar, T2 azalır diyecektik. Akıntı hızı arttırıldığında toplam süre artar, akıntı hızı azalırsa toplam süre azalır. Evet arkadaşlarım, sanırım zamanımızın sonuna geldik. Diğer dersimizde akıntıya dik doğrultuda hareketle devam edeceğiz. İkincisine geçeceğiz yarın. Akıntıya dik doğrultuda hareket. Dik doğrultuda hareket. Yarın görüşürüz arkadaşlarım. Size iyi akşamlar diyorum. Lütfen bol bol soru ve test deneme çözün. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.